Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat başlıyor. Müzikal takınız Küpe Efendi'den, bendeniz Kamil Bilici'den tekrar merhabalar efendim. Saatlerimiz 19.16'yı gösterirken yepyeni bir Dünya Sanat'ta daha karşınızdayız. Salı akşamları alışılageldik şekliyle programımız an itibariyle başlamış bulunmakta. Saatler 20'yi gösterinceye kadar keyifli bir sohbet Küpe Efendi dinleyenlerini bekliyor. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Nereden başlayacağız? Şiirlerden, türkülere, müzikten, sanata, kitaplardan, gösterilere birçok konu var aslında konuşacağımız. Bunların her birini birinci ağızdan öğrenip sizlere de aktarma şansını bize bahşettiği için İlkim Hanım'a teşekkür ederek başlayalım istiyorum programımıza. İlkim Karaca bizlerle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bir Dünya Sanat ve Kamil Bilici. Evet, çok sağ olun. Ve Küpe FM. Evet, uzun da bir yoldan geldiniz aslında. Ben onun için de ayrıyetten bir teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Çok önce söz vermiştim. Evet, çok sağ olun. Yazın söz verdim. Sonbaharda geldim Kamil. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Onur duyduk biz de. Aslında şimdi konumuz İlkim Karaca olunca nereden başlayacağımı bilmek de benim için biraz güç, sanatla iç içe bir hayat, hepsini de konuşacağız. Şiirler, türküler, müzik, korolar, sanat, hepsi var. Ama ilk başlarken herhalde sanat deyince şiirlerle başladınız, öyle değil mi? Sanatla iç içe bir ailede zaten yetişmenin getirdiği bir şekilde. Çok şanslıydım, doğru. Evet. Elbette şiirler, türküler, şarkılar, hepsi birbirini izledi. Evet. Önce şiir vardı hayatımda. Küçükken şiir yazmaya başlamıştım. Günlükler tutardım okulda. İlkokul öğretmenleri çok önemli. Evet, kesinlikle. İnsanın evde tabii gördüğü, kitap okuyan insan gördüğü görüntüler hafızalarda kalıyor. Onlar önemli. Babam kitap okuyan bir insandı. Türküler söylerdi. Sesi çok güzeldi. Amcalarım, babam. Dolayısıyla ozan dostları da çoktu. Evet. Aşık Mahsuni Şerif gibi, Ali Ekber Çiçek gibi. Evet. Böyle türkülerle büyüdüm önce. Evet. Sonra şarkılar yön verdi hayatıma ama önce şiir. Evet. Şiir kitapları hazırladım. Öyküler yazmaya başladım. Öykü kitaplarım var, şiir kitaplarım var. Bestelerim var. Ne mutlu. Şiirler zaten yazılmaya başlayınca şarkı sözü olarak da yatay bir geçiş oluyor herhalde, öyle değil mi? Bestelere ve müziğe. Evet, kendi şiirlerimi melodisiyle birlikte yazıyorum. Ama başka şairlerin şiirlerinden etkilenip sonra melodi yapıyorum. Evet. O kendi şiirlerinizin şarkı hallerini dinleyeceğiz, dinleyicilerimizle paylaşacağız bu akşam ama ilk şarkımızı ben şimdi aktaralım istiyorum. Onda solist olarak koroda yer alıyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle değil mi? Ruhi Su Dostlar Korosu'nda, bu koronun içinde benim de sesimi dinleyecek şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Ruhi Su hocama her zaman sevgi, saygı, hasret ve dualarımla kesinlikle her zaman anıyorum. Mümkün değil. Şarkıyı dinleyelim o zaman, biraz o yıllar üzerine konuşalım daha sonra. Evet, dinleyelim ama dinlemeden önce Kamil izinle şunu söyleyeyim. Atatürk'ümüzün dağlarda yürürken Sabiha Gökçen kızına da çok söylediği bir marş bu. Ben Ruhi Su hocamdan öğrendiğim şekilde dinletmiş olacağım. Evet. Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan Dağ Başına Duman Almış. Evet, dinliyoruz efendim. Sonrasında biz buradayız. Sakın bizden ayrılmayın. Sert adımlarla her yerindesin,
Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Gelmiş geçmiş en kıymetli maaşlarımızdan bir tanesi. Koristi olduğunuz Ruhisu Dostlar Korosu'nun, Dostlar Korosu'nun yorumuyla enfes duyguları bir kez daha yaşamamızı sağladı aynı ve zamanda. Ve Ruhisu'nun sazı eşliğinde evet. Hocamız çalıyor ve evet. Korosu söylüyor. 40 kişilik bir koroydu ve evet. Amatör koro. Evet. Hala yaşayan bir koro. Evet. Türküleri, marşları bence en güzel söyleyen koroydu. Evet. Kaç yılıydı bu bunu yaptığınızda? 79-12 Eylül'den evet. Önceydi evet. Gerçekten güzel bir çalışma olarak ortaya çıkmış. Birbirinden güzel çalışmalar var, besteleriniz var. Onlardan biraz bahsedelim mi? Öncelikle şiirler yazdığım zaman buluşturduğum birkaç besteci vardı ki onlardan bir tanesi yine Hakk'ın rahmetine kavuştu, Melih Kibar. Evet, Allah rahmet eylesin. İki şiirimi bestelemişti ve Klips Onlar grubunda söylenmesini sağlamıştı. Bana da sürpriz olmuştu bu. Sekreterim İlgün Hanım haber vermişti. Çok mutlu olmuştum. Önce onu dinleyelim istersen. Tamam. Melih Kibar nasıl etkilenmiş? Tamam. Sevi Sevil o zaman. Önce inan bana diyelim. İnan bana diyelim tamam. Önce inan bana geliyor. Klips Onlar grubunun yorumuyla. Klips Onlar yani Candan Erçetin ve Sevin Gülbahadır birlikte söylüyorlar. Birlikte söylüyorlar. Biz de keyifle dinliyoruz efendim. Kere severim sanırdım. Sev Sevil dedik. Benim istediğim oldu öyle değil mi? Evet ve Melih Kibar'ın istediği oldu. Çünkü ilk önce bunu bestelemişti bu Melih Kibar. Ve Eurovizyon'a gitmişti. İlhan Erem'in sözleri ve Melih Kibar bestesi Haley. O albümde yer alan bir şarkı. Evet. Benim için çok onur verici, çok güzel hatıra. Evet.
Melih Kibar'la sağlığında tanışma şansı yakalamıştım. Yani program öncesinde de paylaştık. Dinleyicilerimiz biliyorlardır, hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Eros'la 5C diye bir programımız vardı. Orada ağırlamıştık kendisini. Ne mutlu, ikimiz de tanımış evet, olan insanlarız. Yani çok... Ne güzeldi. Onur duyduğum hatıralarımdan biridir o da. Sevil bir Melih Kibar bestesi olarak radyolarımıza konuk oldu. İlkim Karaca sözleriyle. Yine bir de İnan Bana var. Evet. Ondan bahsedelim dilerseniz biraz. Yine aynı albümde yer almış olan bir beste. Yine Melih Kibar şiiri sevmiş, bestelemiş ve telefonda haber verdi. Ben yine çok sevindim, inanamadım. Zaten birincisinin haberiyle çok mutlu olmuştum. Evet. Ve bir de Eurovision albümünde yer alacak deyince de insan tabii daha mutlu oluyor. Ve İzzet Öz programlarında çok çalardı. Tabii o zaman İlkim Erkan, babamdan aldığım soyadla söz yazar olarak geçiyorum o albümlerde. Beni mutlu eden, gerçekten Türk hafif müziğiyle buluşturan şarkılar oldu bunlar. Çünkü esas türkülerle ve Türk müziğiyle beslendiğim ve onları çok söylediğim için. Ama hafif müzikte de böyle bir hatıram var diyelim. Evet, yani gayet de güzel bir hatıra. Melih Kibar'la adım atmak hafif müziğe oldukça da büyük bir keyif olsa gerek. Gerçekten. Evet. Çok onur verici. O zaman onun ikinci bestesini, sizin şiirinizi, sözlerinizi ikinci bestesinde dinleyelim. Artık mutlu olacağız diyorum. Evet, çok güzel. Sonrasında çok kısa bir reklam aramız var efendim ama reklamların ardından Sayın İlkim Karaca ile sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın.
Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de. Bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Saatlerimiz 19.37. Sayın stüdyo konuğumuz İlkim Karaca ile de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden güzel eserler dinledik programımızın ilk bölümünde. Sizin sözlerini yazdınız ve Melih Kibar tarafından yapılmış ama beste yaptığınızı da biliyorum yakine. Program öncesindeki sohbetimizde de paylaştığımız, benim hayatımda ilk kez duydum, Cüneyt Arkın'ın şiirlerini de beste yapmışsınız. Evet, Silivri'li. Evet. Cüneyt Arkın, evet. Ve Betül Arkın biliyorsun, evet. Kamil. Evet. Ondan 4 tane şiir besteledim. Mesela bir tanesinin sözleri çok etkilemişti beni. Ne aşkı ne günahı biliyorum. Ömrüm çırılçıplak ellerimde durur. Bir tabip olarak söylediği ya, bu söz güzel. Çok etkileyici. Evet. Sonra Tango yorumuyla Aylin Şengün Taşçı arkadaşım, çok kıymetli sanatçı, yorumlamıştı. Hı hı. En güzel gündü gözlerimle bakarken duyuldu yalnızlığı denizin. Hı hı. Bir başka tangosu, sözler onun, müzikler benim. Mor saçlarıyla gelir balık diyor mesela. Aa, çok güzel. Gibi. Belki gerçekten. De onu burada Silivri'de yazdı o zaman. Hayır, çok eski. Ha, eski miymiş? Hatta yani? O yazdığı zaman ben daha doğmamışım. Anladım. Onların sohbetleri de tabii, aha, çok güzel güzel hatıralar. Onu çok etkileyen insanlar için yazmış. Evet, çok büyük şairlerden ya da çok sevdiğim şiir beni etkiliyor. Hı-hı. Melodiler geliyor yüreğime, hı-hı, ve onlar müzik olarak, şarkı olarak doğuyorlar. Hı-hı. Bundan hayatımda duyduğum en büyük haz bu. Evet. Kendimi en iyi hissettiğim an, hı hı, şarkıları doğurduğum zaman. Evet. Bunu söyleyebilirim çoğunlukla ve hakikaten Turhan Taşan hocam yine, hı, Bana Bir Ninni Söyle isimli, hı, şiirimi bestelemişti. Türk müziğinde de ilk odur. Hı. Ve benim için bir vasiyet şarkımdır. Yani bir, hı, gün ben gittiğimde isterim ki hocam gelsin, hı, ve bu şarkıyı söylesin. İsterim, hakikaten çok önemli. Ninnilere çok önem veririm. Yüreğime düşen ninniler var, onları da söyledim. Uşak makamında çok büyük yeri var aslında. Evet, ninnilerin. Uşak makamında ninnilerim var. Nihavend makamında. Çünkü annelerimizden duyduğumuz ninniler genellikle Hicaz makamındadır. Evet. Ama benim beslediklerim diğer makamlarda oldu. Ninni ilahi değişik formlarda, çocuk şarkıları, ağıtlar, türküler, horon ve nefes dediğimiz modern ilahi tarzında o tip bestelerim de var. Evet, ne mutlu. Değişik şairlerden, evet, ya da kendim yazdığım, evet, sözlerden. Evet. Onlardan paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan yine çok güzel bir eser gelecek ama şimdi önümde benim bazı materyaller var, poster tarzında. Birkaç organizasyonun posterleri bunlar. Ama dikkatimi çeken ortak özellikleri şiirin yanı sıra, müziğin yanı sıra bir de barış temasının hiçbirinde eksik olmadığı. Bir barış sever olarak her yıl Dünya Barış Günü'nde 21 Eylül'de, evet, bilhassa 1 Eylül, hı-hı, Dünya Barış Günü ama 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü. Hı-hı. Mutlaka sanat için, insanlık için, barış için kendimce bir şeyler yapmak istiyorum. Mutlaka, evet, sanatla, şiirle, müziği buluşturuyorum. Evet. Kimi gün şiirler barışta diyorum. Evet. Kimi gün şarkılar barışta diyorum. Evet. Ve Türk müziği sanatçısı arkadaşlarımla birlikte güzel programlara imzalar atıyoruz. Evet. Bu ayda bir kez oluyormuş herhalde, değil mi? Evet. Diğerleri de yani, evet, devamı. Bestekarları anma, bestekarlara saygı gecelerimiz oluyor. Evet, çok. Konservatuvardan arkadaşlarımla onların korolarına devam ediyorum. Onların konserlerini sunuyorum. Onlardan bir tanesi Aylin Şengün Taşçı, birisi Özge Doğru, diğeri Şeyda Sevinçli Demirci, Çiğdem Yarkın, Mithat Özyılmazel, onların korolarında oldum, talebeleri oldum. Hala devam ediyorum bazılarına. Zaman yettiği sürece arkadaşlarımla birlikte müzik yapmaya devam ediyorum. Bunları hep dinlerken az önce program öncesinde de bunları nasıl yetiştiğinizi de merak etmeden edemiyorum bir taraftan. Zamansız olunca, evet, zaman bulunuyor. Evet, İstemek yeterli bence. Evet. Yine elimde tuttuğum, sizden öğrendiğim kadarıyla kaybettiğimiz şairlerimizden Münire Aksaray'ın bir organizasyon
afişi var genelimde. Bunun benim için yine program öncesinde öğrendiğim kadarıyla bir ilginç özelliği de tasarımı da size ait, öyle değil mi? Evet. Tasarım papatyaları çok sevdiği için Münir'i onun davetiyesinde papatyaları seçtim. Evet. Çok güzel bir tasarım olmuş. Altunizade Kültür Merkezi'nde 12 Haziran 2014'te gerçekleşmiş ama kendisi bulunamadı. Çünkü kanserden dolayı kaybettik. Çok istiyordu. O geceye giyeceği elbiseleri bile bana göstermişti ama ne yazık ki annesi, kız kardeşi, babası geldi. O ruhuyla oradaydı. Ben onun için, o gün için bir şiir yazmıştım. Allah'tan onu daha evvel telefonla mesaj olarak yazmıştım. Okumuştu ama sesimden duymamıştı. Şimdi senin sesinle onun ruhuna armağan edelim hakikaten. Ben de çok heyecanlandım ve onur duydum. Bir de şiirin başında Atatürk'ün ozan kızlarından Münire Aksaray arkadaşım için demişsiniz. Neden öyle söyledim? Evet. Çünkü o şiir kitabında, Aşk Perver isimli şiir kitabında Atatürk'ün fotoğrafını koymuştu. Bana ilham vermişti. O anlamda o yüzden Atatürk'ün kızlarından diyorum Münir Aksaray'a. Çok güzel. O zaman onun için yazdığınız şiiri müsaadenizle dilim döndüğümce okumaya çalışayım. Aşkı çekiyorsun hasret tesbihi gibi. Aşk seni bırakmaz. Sen aşkını şarkılara bırakıyorsun. Yüreğinde bırakıyorsun kederini. Şiirlerden hasret kilimi dokuyorsun. Yüreğimize dokunuyorsun. Fark ettiğin her şeyi ve herkesi içli şiirlerine resmediyorsun. Sen gönlünde ak saraylar kuruyorsun. Şiir yağmurları yağıyor gönül pencerine. Şiirlerin kalplerde yankılanıyor. Şarkıların doğuyor kalplerde. Aşkı çekiyorsun hasret tesbihi gibi. Aşkın kalbinde bir dua gibi. Hasretin gözlerinde bir sihir gibi. Onu yalnız şarkılara bırakıyorsun. Mayıs 2014'te yazılmış, aynı zamanda İlkim Karaca imzalı bir şiirdi. Dilimiz döndüğünce çok teşekkür ederim. Çok güzel sesinle, çok güzel yorumladın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. O zaman yine sizin bestelerinizden bir tanesine daha yer verelim. Biz de bir soluklanmış olalım. Özge doğru yorumuyla gelsin. Şöyle, bu Özge'nin bestesi. O benim bestemi Münir Aksaray gecesinde söylemişti. Şimdi Özge'nin bestesi. Onun sesinden dinletelim. Çünkü ben onun şarkısını, bu güzel, çok sevdiğim şarkıyı iki konserde söyledim. Şimdi onun sesinden, bestecisinin sesinden dinleyelim. Sahibinin sesinden dinliyoruz efendim. Sonrasında biz yine burada olacağız, sakın bizden ayrılmayın. Zamanla buluşacağız.
Kamil Birici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de. Ben Deniz Kamil Birici ile birlikteyiz. Devam ediyor saatlerimiz. 19.51 Bir Dünya Sanat'ta stüdyo konuğumuz Sayın İlkim Karaca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden güzel şiirler paylaştık, şarkılar paylaştık, besteler paylaştık. Paylaşılacak daha çok şey var aslında bize ayrılan süre. Bu akşam ne yazık ki yetmeyecek. İnşallah en kısa sürede yeni programlarda tekrar bir arada oluruz. Bir başka mevsimde. Evet. Şimdi sonbaharda geldim. Evet, doğru. Ben şimdiden sözü alayım, en azından yaza gelmeden bir program daha gerçekleşecek. Bir ayağınız da Silivri'de aynı zamanda her zaman. Evet, çocukluğumdan beri sayılır. Silivri deyince sizde yarattığı hissiyat nedir? Silivri, demokrasi, hı-hı, aydınlık, ışık, hı-hı, başkanımız Özcan Işıklar gibi, hı-hı, ışık dolu, çok güzel bir sahil, hı-hı, yeteri kadar kalabalık diyelim, hı-hı, ve balığıyla, manzarasıyla, hı-hı, yani Silivri'de yaşamak bir ayrıcalık. Evet. Parkköy'e geldiğim zaman, ben çünkü Parkköylüyüm, içimi huzur kaplıyor. Yani benim cennetim, hı-hı, gerçekten. Biz ailece bizim cennetimiz diye bakarız, evet, Silivri'ye. Silivri Belediyesi'nin, Silivri Belediye Başkanımızın sloganlarından biri de Silivri'de yaşamak güzeldir. Ve şeyi de çok güzeldi, o gülen bir yüz, evet, var. Gülen bir simge var, çok, evet, güzel, evet, evet. Instagram'da paylaşmak lazım onu. Evet, doğru. Peki şimdi aslında bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaştığımız için Silivri üzerine konuşulacak da çok şey var ama kitapları da değerlendirmek istiyorum. Birçok kitapta imzanız var ama şu an elimde iki kitap var. Birincisi Eskici Şiirler adıyla yayınlanmış Hasan Hüseyin Erkan şiirlerinin toplandığı bir kitap. Bundan biraz bahsedelim mi sürecinde? Babamın gençliğinde yazdığı şiirleri, hatta ben doğmadan yazdığı şiirleri, hı-hı, küçüklüğümden beri biriktirirdim. Hı-hı. Ve ona sürpriz yaptım, bir hatıra. Onun hakkını ödeyemem ama, çünkü hayat boyu doğal sponsorum. Evet. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Evet. Herkesin çok ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde ülkemizde. Herkesin kendince ekonomik zorlukları var. Herkes hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Ben şanslı insanlardan birisiyim, annem babam sayesinde. Benim doğal sponsorum, ona... Gene onun sponsorluğunda öyle bir kitap hediye etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Kendi şiir kitaplarım ve öykü kitaplarım var. Şu anda senin elinde olan Kamil, hı hı, diğer kitap Cem Karaca için hazırladığım, Cem'in evet, dini duygularını doğru anlatan bir kitap. Hı hı. Allah Yar isminde. Evet. Onun ilahisinden aldı bu kitap adını. Hı hı. Onun için hazırladığım üçüncü kitap. Evet, tabii daha çok olacak. Çok kitaplar hazırlamak istiyorum Allah isterse. Hı hı. Kendim için ve sevdiklerim için, inandığım insanlar için. Evet, biz de bunları takip edip okumaya merakla devam edeceğiz. Arkasında çok güzel aslında Cem Karaca imzalı bir şey var. Onu paylaşayım istiyorum dinleyicilerimiz de kitabın. Bu can emanet bu bedene, sonunda sererler kefene, Allah yar. Yol bir, akıl bir, bak da görebil. Sen korkma sakın, Rab sana yakın, Allah yar demiş. Evet. Bu da oldukça anlamlı. Yine program aralarında sohbet ediyoruz, bir sohbete devam ediyoruz. Cem Karaca ile Muhammed Ali ile ilgili bir anekdot paylaştık. Dinleyicilerimize, evet, de aktarabilir miyiz onu? Aktaralım Kamil. Bu kitapta yer alan bir fotoğraf, Londra'da tanışıyor Muhammed Ali Clay ile, hmm, ve Malcolm X hakkında, hmm, sohbet ediyorlar. Hmm. İslamiyet hakkında sohbet ediyorlar. Evet. İki farklı ülkenin insanı, hı-hı, ikisi de kendi ülkesinde çok önemli isimler, hı-hı, ve onları İslamiyet
birleştiriyor. Evet, ne güzel bir sohbet. Onu konuşuyorlar. Evet. Kesinlikle çok keyifli olmuş. Bunları dinlemiştim aynı Cem Karaca'dan. Cem Karaca deyince internasyonel de bir isim. Yani hani Robert Kolej'de de okumuş. Aha. Dolayısıyla İngilizce biliyor. Hı-hı. Sonra Almanya'da kaldığı için Almanca da öğrenmiş. Sadece Türkçeyi çok seviyor. Nazım Hı-hı. Hikmet gibi Türkçeye sevdalı bir ozan. Hı-hı. Kendisini rock ozanı diye tanıtıyor. Kesinlikle. Ve çok ilk yıllarda Apaçlar grubu zamanında Cem Karaca Apaçlar grubu olarak müzik yaptığı zamanlarda İngilizce şarkılar da söylemiş. Evet. Bugün onun için senin Bir Dünya Sanat programın için Kamil ondan bir İngilizce şarkı dinletmeyi çok arzu ederim eğer sen de istersen. Yo, çok keyifli olacak. Benim çocukluğumdan bu yana kalbime yazılmış şarkılardan bir tanesi. Cem Karaca imzalı dinleyeceğimiz şarkı. Türkçesini tabii biz biliyoruz. İngilizcesini bilmiyorum, çok az dinleyicimiz farkındadır, biliyordur. Ben hiç bilmiyordum, bu akşam öğrendim. Söz müzik esasında Mehmet Soyarslan'a ait. Evet. Cem'in yorumuyla dinleyeceğiz. Aha, yine sözünü de Mehmet Soyarslan ve Cem Karaca birlikte yazmışlar. İngilizcesini birlikte yazmışlar. Ama Türkçesi Mehmet Soyarslan'a ait. Aha. Resimdeki gözyaşları, yani tears. Evet. Programımızı kapatırken onu dinleyicilerimize tabii aktaralım. Ben bize vakit ayırdığınız için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Uzun yollardan bizim için geldiniz. Çok keyifli bir İnsan program. İnsan isterse yolların hiç önemi yok. Evet, çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Küpe FM'e, dinleyicilerine açtığı için 20 yıldır süre gelen bu güzel radyoda yine çok uzun ömürler diliyorum. Kulağımıza küpe olsun buradaki müzikler, buradaki sohbetler. Ve seyircilerimize paylaşmak isterim. Benim için de okuldaki numaralar, öğrencilerin numaraları ve öğretmenlerin, talebelerinin numaralarıyla hatırlamaları da çok dikkatimi çeker. Senin de öyle Kamil. Evet. İlkokul numaranı hatırlıyorsun, ortaokul numaranı. Benim de 1172 idi ilkokul numaram. Evet. Onun için Cüneyt Arkın abimin de 1172'ymiş ortaokul numarası. Onun için insanları bir yerlerde buluşturduğuna inanıyorum. Senin de çok özel numaraların var. Onları bir başka programda bahsederiz. Evet inşallah. Gerçekten çok kıymetli, özel bir insan olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah gösterecektir. Allah hepimize güzel günler göstersin. İnşallah. Barış ve sevgiyle hep müzik diyorum. Çok sağ olun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel çalışmalarınızı takip etmeye devam edeceğiz. Dinleyicilerimize de her fırsatta aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Efendim çok keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Bir Dünya Sanat'ta Sayın İlkim Karaca'yla şiir, türkü, müzik, beste her şeyi konuştuk bu akşam. Bize ayrılan sürenin ne yazık ki burada sonuna geldik. Bu akşam doymak pek mümkün değildi ama en azından tekrarının sözünü de almış bulunmaktayız. Bir sonraki programım benim yarın saatler 15'i gösterdiğinde bu frekansta gerçekleşecek. Gündemdekilerde CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Sayın Mümin Koçoğlu'nu ağırlayacağız. Yarın akşam da yine aynı saatte 19'da Küpe'de canlı müzikte Yıldız Atlı çok değerli bir müzisyenimiz yine burada olacak. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar sevgiyle sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim. Oh, oh. My memories will cheer you up.
Rus.